Yine korkular devam ediyor dedik. Bazıları normal, işte bazıları şu zaman başvurabilirsiniz dedik. Peki ruh sağlığı çalışanına başvurmadan önce, bir psikoloğa veya bir psikiyatriste başvurmadan önce kişi kendi yaşamında neleri düzenleyebilir? Yani belki dedik ya, yani az önce mesela uyku hijyeninden bahsettiniz, nefes egzersizlerinden bahsettiniz. Gerçekten bunların çok önemli olduğunu düşünüyorum. Onun dışında yaşamında ne gibi değişiklikler, farkındalıklar, baş etme becerilerini kişinin arttıran neler yapmasını öneriyorsunuz bu süreçte? Aslında bu dönemde kişiler ciddi bir mücadele içerisinde de oldular. Yani şu an çadır kentlerde yaşayan, konteyner kentlerde yaşayan ya da farklı bir şehirde yaşam kurmaya çalışan pek çok kişi ciddi bir mücadele, yaşam mücadelesi içerisindeler. Ve aslında pek çok kişinin de henüz daha yeni yeni dönüp kendine bakmaya fırsat bulduğu ile ilgili görüşmeler yapıyoruz. Ve bu aslında kişiler ne yaşadıklarını, bu mücadelenin verdikleri yaşam mücadelesinin kendilerini ne kadar yorduklarını da yeni fark ettikleri bir süreç içerisindedirler. O yüzden de biz bu dönemde mutlaka işte yaşanan travmatik anı sırasında, yani deprem sırasında neler olduğu ile ilgili, kendisinde ne gibi duygular oluştuğu ile ilgili ya da bu mücadele sırasında yaşadığı zorluklarla ilgili mutlaka güvendiği, destekleyici olduğunu bildiği bir yakınıyla konuşmalar, paylaşımlar yapmasını öneriyoruz. Çünkü sosyal destek bu dönemde en ihtiyaç olunan, o az önce bir yarıktan bahsettik ya, yani o yarığın kapanıp tekrar hayatın akışı içerisinde hani ne kadar birliktelik, ne kadar kenetlenme hissederse o kadar aslında süreci iyi yürüttüğünü gördüğü bir dönem olarak da değerlendirebiliriz. O yüzden bu dönemde paylaşımı çok kıymetli buluyoruz. Ama eğer çevresinde uygun kişiler henüz sağlanamadıysa, işte güvendiği, destekleyici olduğunu bildiği birisi yoksa, belki kişinin bu yaşadığı duygularla ilgili, verdiği mücadeledeki zorluklarla ilgili kendisine yazılar yazması ya da işte olay anı ile ilgili resmetmelerde bulunması gibi, yani zihnin tekrar yaşanan süreci değerlendirebilmesi için aslında bir fırsat yarattığı çeşitli düzenlemeleri öneriyoruz. Yine bu dönem içerisinde fiziksel aktivite çok önerdiğimiz şeyler arasında. Yani her gün 20-30 dakika hafif terleyecek tempoda yürüyüş dahi olsa, bu fiziksel aktivitenin hayatta olması, az önce bahsettiğimiz doğal olarak da değerlendirdiğimiz aslında kaygı gibi, korku gibi durumlarda baş etmek için çok öneriyoruz. Yine gerginlikle baş etme metotları, bahsettiğim o işte nefes egzersizleri, dengeleme egzersizleri, gevşeme egzersizleri bu dönemdeki önerilerimiz arasında. Ve mümkün olduğunca eski rutine dönmek adına işte eskiden yapılan öz bakımla ilgili rutinlere tekrar dönülmesi yine önerilerimiz arasında ve belki hani çalışma hayatına ya da farklı bir alanda üretimin içerisinde kendine tekrar bir yer açması önerilerimiz arasında diyebilirim.